hastası mı oldum çarpıntı diyorlar. Çarpıntı neden olur? Çarpıntı yine aslında daha çok bu bizim adrenalin, vücudun adrenalin salgıladığı durumlarda olur. Yani adrenalin bizim biliyorsunuz böbrek üstü bezinden salgılanır ve daha çok neden salgılanır? Bizim işte korku, heyecan, stres, panik durumlarında. Duygular değişiyor. Tabii. O tür durumlarda salgılanır ve salgılandığı zaman da kalbi hızlandırır ve kişi çarpıntı hisseder. Ve ondan tansiyon da yükselir. İşte özellikle panik atak, yani çok aslında çok yaygın görüyoruz. Hani panik atak hastalığı aslında önemsenmesi gereken bir durum. Yani sadece psikolojik deyip de atlamamak da gerekiyor. Evet. Psikolojik yönünü de almak gerekiyor. Ona yönelik tedaviler de kullanmak gerekiyor. Ve hastayı da ikna edici hem tedavi hem anlatım yapmak gerekiyor. Yani panik atak hastaları genelde işte birdenbire içine bir ayaklarına bir şey geldi. İşte Yüreğim ağzıma geldi. İşte kalbim çok hızlandı. O anda hemen tansiyon ölçülüyor zaten biliyorsunuz. Hemen panik ataklarda çok şeyden rakamlar hemen değişiyor. O anda tansiyon da çok yükseliyor. Koştur Allah size işte, geliyor. Eyvah. İşte kalp krizim geçiriyor. O anda belki göğüs ağrısı da olabiliyor. Batmalar oluyor falan özellikle. Onlar da hani kalp krizi gibi algılıyorlar. İşte ben kalp hastasıyım. İşte de kalp krizi geçirebilirim. İşte tansiyonum yüksek. Ve bir panik atak tabloları oluyor. Ve tedavisi son derece zordur. Kolay değildir. Muhakkak bir psikiyatri desteği almak gerekiyor. Ve doktorunun da bunun kalp hastası olmadığını, işte bunun işte bu adrenalin deşarjın olduğunu, buna bağlı işte kalbin hızlandığını, tansiyonun yükseldiğini böyle ikna edip yani bir kere de ikna olmuyorlar. Birkaç kere böyle ikna etmek kere gerekiyor. Geliyorlar. Ama ilk önce size geliyorlar değil evet, mi hocam? Evet, ilk önce bize geliyorlar evet. Yine dikkat etmek ama zaman lazım. İçerisinde bir ikili içerisinde onlar da anlıyorlar. Toparlamış oldu. Bunun kalp hastalığı olmadığını, bunun daha çok psikojenik sebeple olduğunu zaman içerisinde onlar da alışıyorlar ve tedavi oluyorlar bir şekilde. Kalbe iyi bakmak lazım, kalbi yormamak lazım ama hayatın içinde bazen iniş çıkışlar oluyor ama sağlık sorunu da ciddi anlamda varsa zaten siz zaten değerli hocalarımız. Onu zaten muhakkak bakıyoruz evet. Yani hani. Panik atak deyip de hani geçiştirmiyoruz. İşte ekosunu yapıyoruz, efortesini yapıyoruz, işte şey holterini yapıyoruz. Tabii yani onlara da muhakkak bakıyoruz.